Herkese merhaba. Bugün sizler tarafından devamlı olarak sorulan Milli İstanbul Üniversitesi spor mülakatları üzerine konuşmak ve sizler tarafından gelen soruları yanıtlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere Milli İstanbul Üniversitesi yazılı sınavlarından sonra belirlenecek baraj puanı üzerinde alanlar sözlü mülakat ve spor mülakatları için ikinci seçim aşamalarına çağrılacaktır. İkinci seçim aşamaları Ankara Kararlı Okulu'nda gerçekleştirilecektir. Peki spor mülakatlarına geldiğinizde sizleri neler bekliyor? Spor mülakatı diğer bir adıyla da fizik yeterlilik testi konuları 5 konudan oluşmaktadır. Bu konular sırasıyla durarak uzun atlama, erkeklerde barfix'te kol çekme, kadınlar için barfix'te asılı kalma, mekik hareketi, basketbol topu fırlatma ve 400 metre koşudan oluşmaktadır. Bu saymış olduğumuz 5 konunun 4'ünden en az 1'er puan almak zorunludur. 2 ve daha fazla konudan 0 puan alırsanız diğer puanlarınıza bakılmaksızın elenirsiniz. Aday fizik yeterlilik değerlendirme testinde bu şekilde elendiğinde puan alamadığı konulardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girme hakkı bulunmaktadır. Bunu sakın unutmayın. Peki fiziki yeterlilik değerlendirme testinde en az 1 puan almak için ne yapmak gerekiyor? Erkeklerin durarak uzun atlamadan en az 165 cm atlaması, barfix'te kol çekmeden en az bir tane barfix çekmesi, mekik çekmeden 1 dakika içerisinde en az 20 mekik çekmesi, basketbol topu fırlatmadan topu en az 9 metreye atması, 400 metreyi de en fazla 84 saniyede koşması gerekmektedir. Kadınların ise durarak uzun atlamadan en az 150 cm atlaması, barfix'te asılı kalmada en az 30 saniye asılı kalması, mekikten 1 dakika içerisinde en az 15 mekik çekmesi, basketbol topu fırlatmada en az 6 metre topu fırlatması, 400 metreyi de en fazla 99 saniyede koşması gerekmektedir. Spor mülakatında bu 5 konudan almış olduğunuz puanların toplamı sizin spor mülakatı puanınızı oluşturacaktır. Bütün konulardan tam puan alırsanız toplam 100 puan almış olacaksınız. Ayrıca benden sürekli olarak duymaktan sıkıldığınızın farkındayım ancak ben yine de söylemeye devam edeceğim. Arkadaşlar mutlaka spor yapın. Spor ihmal etmeyin. Sizlerin sıralamanızı etkileyecek olan en önemli faktörden birisi spor. Bundan almış olduğunuz puanı sözlü mülakat komisyonu görüyor ve değerlendirirken bu puanı da göz önünde bulunduruyor. Son olarak önceki videomda bahsetmiştim. Yazılı sınavda olduğu gibi sözlü mülakatlarda da salgın endişesiyle bazı tedbirlerin alınması söz konusu. Bunlardan bazıları kesin olmamakla birlikte spor mülakatlarında adayların maske kullanımı ve sınava girecek adayların sosyal mesafeyi koruması için onar kişiler gruplar halinde salona alınması gibi tedbirler. Bunları da bilmenizi ve bu duruma hazırlıklı olmanızı öneriyorum. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda sizlerden gelen soruları cevaplamayı planlıyorum. Yorumlarda ve kanal üzerinden açmış olduğum anketlerde sormuş olduğunuz soruları da cevaplayacağım. Önümüzdeki günlerde sizlerle daha çok birlikte olmayı, sizlerin karşısına biraz daha sık çıkmayı planlıyorum. Bu nedenle videolardan anlık haberdar olmak için abone ol butonunun yanındaki bildirim zilini aktif hale getirmeyi ve videoların altındaki beğen butonuna tıklayarak videolarımıza destek olmanızı bekliyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Spor yapmayı unutmayın arkadaşlar.